Günaydın, ben Zeynep Erataman, Araştırma Müdür Yardımcımız Gizem Uzuner Gençürk ile birlikte az sonra haftanın son işlem gününde öne çıkan başlıkları ele alacağız. Ama öncesinde piyasalardan beklentileri değerlendirelim. Ahlatçı Yatırım'a dönüyoruz. Hazine Müdürü Arda Coşar bizimle birlikte. Arda Bey, özellikle gümüşte altında çok hareketli bir haftayı geride bırakıyoruz. Hem o tarafı isterseniz değerlendirelim, hem de parite cephesinde 1.20'nin altına 1 Aralık'tan beri ilk defa gelinmiş olması önemli. Devamı nasıl gelir hareketin dersiniz? Şöyle gümüş ve altın tarafından başlarsak hatırlıyorsunuz sosyal medya platformlarıyla beraber gümüşte çok sert yukarı yönlü hareketlerle haftaya başlamıştık. Akabinde de aynı şekilde sert bir şekilde geri çekildi gümüş sert yükselişten sonra. Altın bundan bir kere etkilendi. Gümüşteki aşağı yönlü hareket altında bir miktar aşağı doğru etkiledi. İkincisi doların diğer gelişmiş ülke para birimlerine karşı gücünden dolayı da güçlü seyretmesinden dolayı da ekstra olarak altında satışlar gördük. 1800'ün aşağısına geldiğini görüyoruz altın fiyatının. Bugün için bakarsak veri akışı açısından ABD tarafında tarım dışı istihdam ve işsizlik oranı verileri var. Aynı şekilde saatlik kazanç verileri var. Ama altında şu anda aşağı yönlü bir seyir var. Bugün seviye vermek gerekirse aşağıda 1785 dolar seviyesi destek. Dün oradan bu civarlardan geri döndü. Eğer 1785 seviyesi aşağı yönlü altında kırılırsa aşağı yönlü hareketin hızlandığını görebiliriz. Yukarıda yaklaşık olarak 1810 seviyesinde bir direnç var. Ama daha çok negatif bir seyir olduğunu söylemek mümkün altın tarafında. Euro dolara gelirsek aynı şekilde dolar diğer gelişmiş ülke para birimlerine karşı güçlü seyrediyor. Euro dolarda da aşağı yönlü bir hareket var. Aslında uzun bir süre 1.20.50'nin üzerine kalmayı başarmıştı Euro-Dolar paritesi. Yani dün itibariyle bu seviye aşağı doğru kırıldı ve 1.20'nin aşağısına doğru fiyatlamalar gördük. Şu anda onda da aşağı yönlü bir seyir söz konusu. Seviye olarak onda da yukarıda 1.20 direncini, aşağıda 1.19.30, 1.19.20 gibi destekler olduğunu söylemek mümkün. Parite tarafında da bugün için yani 1.20'ye yaklaştığı yerler piyasa tarafından satış fırsatı olarak kullanılabilir. Daha çok önümüzdeki günler 1.19.30, 1.19.20 gibi yerleri fiyatlayabileceğimizi düşünüyorum. Ahlatçı Yatırım Menkul Değerler Hazine Müdürü Arda Coşar, çok teşekkür ediyoruz bu sabah değerli yorumları.